Öznivs'e hoş geldiniz. Bu programda yayın konuğumuz Oğuzhan Özge Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehtap İnce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün sizinle deprem gibi doğal afetlerde eğitim sürecinin nasıl devam ettiğini konuşmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. 6 Şubat'tan bu yana deprem ve sel gibi felaketleri ard arda yaşıyoruz. Tüm bu süreci değerlendirdiğimizde sadece deprem bölgesinde değil, tüm ülkede eğitim bundan nasıl etkilendi? Evet, gençler gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremi ile birlikte aslında henüz daha pandeminin etkilerini dahi ortadan kaldıramamışken yeniden eğitime ara vermek zorunda kaldık. Şunu unutmamak gerekir ki ülkemizin daha refah günler yaşayabilmesi ancak ve ancak eğitime verilen önem ve değerle gerçekleşebilir. Bizler eğitimsiz, bilimsiz geçen her günü çok büyük bir kayıp olarak görürüz. Ülkemizde şu anda geleceğimizin mesleklerini yetiştiren tam da ihtiyacımız olan zamanda aslında üniversitelerimizin ara vermiş olması gerçekten çok üzücü. Duruma şöyle bakarsak aslında eğitim ülkenin mimarını, mühendisini, cumhurbaşkanını, belediye başkanını, her türlü mesleğini yetiştiren bir alan. Dolayısıyla kesinlikle şu anda daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Ülkemizin de bundan tabii ki çokça etkilendiğini düşünüyorum. Bu güzel cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bizler deprem bölgesinde değiliz ama aynı acıyı içimizde hissediyoruz. Medya yardımıyla da gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Okulumuzda deprem eğitimi ile ilgili neler yapılıyor? Evet, Oğuzhan Özkaya varoluşuyla tamamen öğrenciyi hayata hazırlayan bir okul. Yani acısıyla tatlısıyla düştüğünde kalkabilmeyi öğreten bir okul. Dolayısıyla öyle bir teknolojik yapıya sahip ve öyle bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bir okul. Dolayısıyla bizler deprem eğitimiyle ilgili çocuklarımızı, çocuklarımızla kalmayıp velilerimizi, öğretmenlerimizi her türlü eğitime aldırarak, gerekli tatbikatları yaparak, gerekli önlemleri alarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz eğitimciler olarak. Depremi haber alır almaz deprem bölgesi için harekete geçen okulumuz bölge için neler yaptı? Evet, neler yaptığını herhalde en yakın ben anlatabilirdim. 6 Şubat tarihinde ben 6 ay önce Malatya'dan İzmir'e geldim ve bu güzel aileyle tanıştım. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum öncelikle. Biz o süreçte 6 Şubat itibariyle 30 yılımızı geçirdiğimiz işte şehrimizde birçok insanın, kendi ailelerimizin durumlarını birebir yakından takip ettik. Ama burada bizlerle beraber ağlayan, bizleri her konuda destekleyen, her konuda arkamızda olan o kadar büyük bir ailemiz vardı ki, yani size kelimelerle bile anlatamıyorum. Başta yönetim kurulu başkanımız Oğuzhan Bey, vekilimiz işte Gülşe Hocam, dört elle sarıldılar. Oradaki ailelerimizi nasıl kurtarabilirler, acaba nasıl daha fazla dokunabilirler diye büyük kampanyalar başlattılar. Velilerimiz aracılığıyla, öğrencilerimiz aracılığıyla, öğretmenlerimiz aracılığıyla Malatya bölgesinden aslında birçok bölgeden insana ulaşmayı başardık. Hatta kendimizi onların sayesinde çeşitli yardım kuruluşlarında, işte belediyenin yardım gruplarında bulduk. Oradan gelecek insanları nasıl karşılarız, nereye yerleştiririz, gelen çocukların yaralarını nasıl sarabiliriz düşünmeye başladık. Depremi birebir kendi ailem birinci dereceden eşim ve kızım da Malatya'da yaşıyorlardı. Bizim evimiz, eşyalarımız, her şeyimiz oradaydı. Yani biz de daha tamamen İzmir'e konumlanma sürecini gerçekleştirmemiştik. Ama şöyle söyleyelim, yani biz bunu birebir yaşarken oradaki insanların yardımına koşmaya çalışan buradaki büyük ailemiz sayesinde biz kendi acılarımızı, belki yaralarımızı unutup acaba daha fazla kime yardımcı olabiliriz furyasına katılmış olduk. Bu da onların aslında liderliği sayesinde gerçekleşti. Bu okulu kuran insanlar çok büyük emekler harcamışlar. Ve bunun yanında gerçekten çevrelerindeki herkese hayatla mücadele etmeyi, merhamet etmeyi, yardımlaşmayı çok iyi öğretebilmişler. Onlarla birlikte olduğum için, bu aile içerisinde olduğum için bir kere en başta çok şanslı hissediyorum kendimi.
maddi manevi çok büyük destekleri oldu. Yani burada çocuklarımıza gerçekten şu öğretiliyor. Buna artık inancım o kadar sonsuz ki hayat okulunda acıyı, tatlıyı, yardımlaşmayı, düşene el uzatmayı, düştüğünde sapasağlam yeniden ayağa kalkmayı ancak ve ancak bu duvarlar arasında öğrenebilir çocuklar. Ben de buradan her konuda destekleri için, liderlikleri için onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Yine çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Peki ülkemizde yaşanan bu tür doğal afetler ile ilgili eğitim konusunda neler yapılabilir? Evet. İşte gençler, seller, yangınlar, depremler. Yani yıllar boyunca bizler felaketlerle yıkıldık. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. İnsanlık tarihinin doğal olayları aslında bunlar. Ama bilinç seviyesinde her ülkede aynı felaketlerle sonuçlanmıyor durum. Mesela hep Japonya'ya örnek veriyoruz. İşte 8-9 şiddetinde depremler oluyor ama hiç kimsenin burnu kanamıyor. Şu an inşaat teknolojisi o kadar gelişmiş ki aslında 8 şiddetindeki depremlerle bu teknolojiyi yaratmış olsak hiç kimsenin bu acıları yaşamadan tekrar hayatına devam etmesi olası bir durum. Yani var olan bir durum. Dolayısıyla bizler zaten şunu biliyoruz, evet deprem kuşağındayız. Hani bu gerçekle baş başayız. O halde bu gerçekleri dikkate alarak ne yapmamız gerekiyor? Yaşamımızı bilinçli biçimde şekillendirmemiz gerekiyor. Deprem hayatımızın bir gerçeği ise eğer, onun hayatımız üzerindeki yıkıcı etkisini nasıl azaltabiliriz'i düşünmeliyiz. Yani işte tam da burada aslında eğitim geliyor yine önümüze. Bunu tek çözebilecek şeyin eğitim olduğuna inanıyorum. Öğretmenliğin bir kere çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. İlk sorumda da böyle cevap vermiştim. Öğretmen ülkenin bütün mesleklerini yetiştirir. O yüzden daha merhametli olmaya, daha güçlü, daha dürüst meslek sahipleri yetiştirmeye ihtiyacımız var. Ben değişime eğitimden başlamak gerektiğine inananlardanım. Yani önce bizler öğretmenler olarak bu tür yıkımlarda, bu tür acı felaketlerle karşılaşmamak için yetiştirdiğimiz evlatları nasıl yetiştirmemiz, nerede daha doğru kararlar vermemiz gerektiğini kendimizden bir değişimle başlamalıyız diye düşünüyorum. Öğrencilerimizin bilimin, teknolojinin ışığında durmadan ilerlemelerini aşılamak, dürüst, çalışkan, vatanını seven, yaptığı işi de en iyi şekilde yapmalarını sağlamak bizlerin görevi. İşte o zaman bu felaketler hiçbirimizin sonu olmayacak. Bu söyleşimize katıldığınız ve değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bir başka konu ve konuk ile yeniden buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.